Yasemin'in bir takım Tamam. Öyleyse ben varım, o da bana güven versin o zaman. Ben ne güven veririm? Yani Adana'ya götürmeyecek diye güven versin. Niye Adana'ya gidiyor, ne oluyor çocuklar? Yasemin, Serdar'a hangi konularda güvenmek istediğini lütfen yüksek sesle ve açıkça söyler misin? Ailesi konusunda güvenmiyorum. Tamam. Ailesi, bana güveneceksin o zaman. Ne yapar ya da nasıl davranır da gene şiddet uygular. Ben hayır. İstanbul gibi bir yerde ben dışarı çıktım da bakkala gittim de bir şey yapmayacaklarını ben nereden biliyorum? Peki ben Adana'ya geldiğimde sizin bana bir şey yapmayacaksınız değil mi? Ne yaptık biz sana Adana'ya geldin? Ya tabii. Ne yaptık? Dövdük mü biz seni? Ne yaptık söyle. Ne yaptık ya? Ya ama sen bırak ya. Hep geçmiş her şey. Ben buraya sorunun çözümüne geldim. Ama cümleyi başlatan sizsiniz. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Diyor ki ailesi konusunda güvenmiyorum. Ailenin bana şiddet uygulayacağından, beni darp edeceğinden korkuyorum diyor. Ya ben de onun ailesine güvenmiyorum. Onun ailesi de bana hakaretler, küfürler savurmuş. Ne yaptı? Evet. Ne yaptı? Söyle. Ne yaptı? Amcam beni daha ne yapsın ya? Parçaladı ne daha ne yapacak ya? Siz ben ne yaptınız o gün? Kaşım gözüm yoruldu ya. Ben şimdi ben de resmini vermek istemiyorum. Benim de elimi parçaladılar. Kendiniz yapmışsınız. Ya biz arabadan dışarı bile çıkamadık. Dışarı arabadan. Ben konuşabilir miyim? Serdar siz sen en son tamam. Lütfen lütfen Gülhan Hanım en son. Yani şu anda daha yeni konuşmaya ve sohbet etmeye başladık. Ben 3,5 yıldır çocuklarımı görmüyorum. Bana çocuklarımı getirir, çocuklarımı görmek istiyorum ben. Tamam ben sana göstermeyeceğim demiyorum ki. Göreceksin ki. Ben onlara sarılmak istiyorum ya. Tamam sarıl. 3,5 yıldır görmedim. Seslerini duymadım. İşte ben de sana diyorum imkan sağlıyorum. Hani şey yapıyorsun, tedirginsin. Ben ne yapabilirim o zaman sana? Peki başka hangi konuda güvenmiyorsun? Ailesi konusunda güvenmiyorsun. Ailesinin baskın tavrı konusunda, sana şiddet uygulayacağı konusunda güvenmiyorsun. Evet Esra Hanım, başka? Güvenmiyorum. Yani ailenin sözünü tekrar dinleyeceksin de. Ya ben ailenin her sözünü dinlemiyorum Esra Hanım. Ailem de gene gelip gidecektir. Ailenle hep ben güvenmiyorum. O zaman ailenin, ben de sana güvenmiyorum. Nasıl şimdi, olacak? Ailesinin o eve girip girip çıkacağından korkuyorsun. Evet, kesinlikle öyle bir şey olmayacak Esra onlarla Hanım. Bunun, muhatap olmayacak. Bana zarar vereceklerinden de korkuyorum Esra Hanım. Her şeyi yaparlar. Beklerim yani bu saatten sonra. Peki başka? Yani güvenmiyorum. Güvenim yok. Sen hangi konuda güvenmiyorsun? Ben de yani nasıl diyeyim Esra Hanım? Yani ben de ona güvenmiyorum o zaman. Hangi konuda söyle ama açıkça söyle. Yani çocuklarım can güvenliği yok o zaman. Can güvenliği götürüyor. Nasıl sorunsa yok çocuklar, ya ben annesiyim ya. Çocuklar benim yanımda büyüdüler. Yani burada yetiştiler. Kaçırmasaydım okulu burada. Benim yanımda peki buradan zaten. Apar topar bir yanımda götürdüm. O çocukların psikolojisi ne olacak? Şu an psikolojisi çocukların, nasıl çocukların? Şimdi bak çocukların bundan sonra gelecekle ilgili kaygıların çok haklı. Biz bile ilk cümlemizi Yasemin'e kurarken başka bir yerde yeniden bir hayata başlamaları. Bir de daha acısı sevgili seyirciler, çocuklar annelerini tanımıyorlar. Ve buna kız fırsat ama veren, erkek bana karşı nasıl yetiştirdiniz acaba o çocuklara? Fırsat veren kişi sizlersiniz. Bu çocuklar annelerini hiç tanımıyorlar. Bir anda bir kadın görecekler, bu senin annen diyeceksin. O çocuklardaki travmayı düşünsene. O güne kadar babaanneye anne demişler. Esra Hanım babaanneye anne derken arada anne diyorlar. Yani devamlı babaanne dedim babaanne olarak niye diyorlar. Niye baban dedi ki ben babaanneye anne diyorlar dedi. Ya orada yayında. Canlı yani ne canlıyı da söylemiş olabilir de babaannesini babaanne olarak biliyor. Peki çocukların Yasemin'in yanındayken neden can güvenliği yok? Ne demek bu? Açmanı istiyorum yani biz hepimiz merak ediyoruz. Ya ben daha önce açıklamasını da yaptım ama Esra Hanım. Ne konuda can güvenliği yok? Ya nasıl diyeyim yani açıklamasını yaptım şu an. Bunu, bunu söylüyorsanız ben sizin teklifinizin de samimi olmadığını düşünüyorum. Çünkü evet. Sizin teklifiniz şu. Ya yeniden yuvamıza dönelim ya da anneleri başında olsun ben onların iaşesini karşılayayım. Çocuklar da burada yaşam alanları oluştursun. Ben de istediğim zaman evlatlarımı görebileyim. Evet. Siz şimdi çocuklarımın can güvenliği yok derseniz peki burada yaşamlarına nasıl izin vereceksiniz? Çünkü asıl orada çocuklara bakacak olan Yasemin Hanım. Evet, şimdi doğru. Sizin buraya gelişinizin arkasında siz aslında Yasemin'e güveniyor olduğunuzu ben hissettim. Ben şu an çünkü güveniyorum. Çünkü evlatlarımı ben istediğim zaman göreceğim anne o ama annesi niye bakacak. Niye güvenmiyorum diyorsun ya? Ama İstanbul'da bakmanı istiyorum. Niye İstanbul'da güveniyorsun da diğer tarafta güvenmiyorsun onu anlamadım. Diğer tarafta ne yapacağım ben? Ama ben Hülya Hanım'la konuştum. Diğer tarafı şunu söylemek istiyor. Ben de istediğim zaman görebileyim çocukları. Tamam istediği zaman görsün ben zaten kaçırmıyorum. Kaçırmam ben da yani. Ben kaçırmıyorum çocuğum eve evi sen belli, yurdu belli. Sen kaçırıyorsun ben icra yoluyla geldim ya. Çok özür dilerim. Yeri yurdu belliyse biz niye o çocukları o adreslerde dün bulamadık? Dün niye bulamadınız? Dün ben çocuklarımı yani burada adresini vermek istemiyorum da dışarı gezmeye götürdüm çocuklarımı. O arada siz gelmişsiniz. O zaman
Tabii. Peki yetkililere söyleyebilirdiniz ya çocuklar bir İfademi saat sonra... de verdim. Hayır, çocuklar bir saat sonra evde olacak, biraz bekler misiniz diyebilirdiniz. Kaçırdılar. Ama alıp götürüyor ama. Çocuğu. Nereye götürüyorum, nereye? Görmeye mi geldi? Çocuğu? Buyur eve gidelim hadi, poliste gidelim, gidelim gör çocuğunu. Nereye götürdüm ya, ben çocuğu aldım mı? 3,5 yıldır görmüyorum. Nereye götürdüm ben çocukları? Ya ben sana çocuğu göstermeyeceğim demiyorum ki, gel göstereyim. Neyin şeyini yapıyorsun şöyle ya? Şöyle yapalım mı? İlk güvenini kazanmak adına evet. Yasemin'e çocukları yarın getirebilir misiniz? Buraya mı? Buraya olur veya Yasemin şey yapabilir. Yani İstediği bir yerde. İstediğiniz bir yerde. Bu da oyun parkı, oyun alanımız da var. Oyun alanı var burada. İlk peki orada görmeleri daha da iyi. Yayınla beraber evimize gelin. Canlı yayın yapalım, görsün çocuklarını. Ben yine ama karşı değilim ki. Şimdi Yasemin o eve ortama girmek sokması istemiyor. Doğru değil. Evet. Yasemin'in orada yani çünkü... Yani sizin kurallarınız ve sizin şartlarınız doğrultusunda hareket etmek istemiyor. Ortak bir yol. Şu anda her ikinizin de özellikle de sizin hayatındaki anneliğinden giden bir 3,5 yıl var. Evet. Bu 3,5 yılı geri getirebilecek misiniz? Tabii ki gelmez. Çocuğunun ilk adımlarını göremedi. Çocuğunun büyümesini göremedi. Duyamadım. Konuşmasını göremedi. Hangi yemeği sever? Bak çok acı. Ben bir anneyim. Benim 2 çocuğum var Serdar. Evet, çocuğu doğru. Hangi yemeği sever bilmiyor. Çocuğu uyurken atıyorum bir oyuncağı mı var, bir peluşu mu var, bir battaniyesi mi var bilmiyor. Nasıl uyanır bilmiyor. İlk hangi kelimeyi söyledi görmedi, duymadı. Çocuğunun peki. Gelişim sürecinde yok ve çocuğunun ileride biz ana olarak ne gösteririz? Ya çektiğimiz videoları, fotoğrafları, işte o zaman böyle yapardın diye. O 3,5 yıllık bir fotoğrafı yok Yasemin'in çocuklarıyla. Bu o kadar ben acı ki. Ben sizin sözünüzü yapacağım ama siz de peki bana söz verecek misiniz? Ben çocuklarımı buraya getireceğim, burada alıkoymayacak çocuklarımı. Ben çocuklarımı geri alıp... Ben senin gibi değilim, ben alıkoymam tamam. Çocuklar. Ben sen yarın buraya canlı yayına getiririm çocuklarımı. Burada çocuklarını görür, çocuklarımı alır geri evine götürürüm. Dediğim gibi evini tutarım. Madem çok güven istiyorsa ben Salih... Yine velayet onda. Ben diyorum evet, İstanbul'da basın çocuklarına. Evet velayetleri bende oldu halde 3,5 yıldır kaçırdın çocukları. Ya ben çocuklarımı kaçırmadım. Kaçırdın. Niye kaçırdın ya? Hala iddia ediyor kaçırdın diyor ya. Kaçırdın. Ya kaçırmasan bir... dün canlı yayında gördün evde yoklardı çocuk çocuklar. Çocuk okula gidiyor büyüdüğü yer belli ama ya. Sorsanıza hangi okula gidiyor çocuğun kızın diye. Çekmeköy. Sorun, hayır, hayır. Sorun hangi okula gidiyor? Hangi okula gidiyor? Evet. Hayır. Okulun ismini söyle demiyorum. Bir sor bakalım diyorum Yasemin'e. Çocuk hangi okula gidiyor? Bilmiyor ki. Hangi yemeği sever? Yani. Yanında olmadığı için bilmeyecek tabii. Bakın kaçırdığın için bilmemişti. Bak kaçırdı diyor hala ya. Ben çocuk kaçırmadım. Ya. Ben söz hakkımı alabilir miyim? Buyurun. Amca Serhat Aslan da canlı yayında. Şimdi hala Yasemin Hanım eskilerden bahsediyor. Suçlu arıyor. Biz yani suçlu suçsuz yapıyor. Ben suçluyum, siz suçlusunuz gibi. Biz burada tamamen iyi niyeti gösterdik. İyi niyetimiz için buraya geldik. Biz devam etseydik biz de kimse burada 3 gündür Yasemin'i tanıyorsunuz. Biz 3 sene Yasemin'le bir arada yaşadık. Siz aile içindeki şeyleri bilmiyorsunuz. Tamamen burada anlatılanlara karşı yorum yapıyorsunuz. Bırakın ben konuşayım. Aha, yorum yapmayın, savunma yapmayın. Lütfen dışarıdan konuşayım. Müdahale istemiyorum. Yani konuya dönün bir... lütfen. Gayet şimdi biz burada dediğimizde çok da bir haksız bir insanlar olsaydık aynı şekilde devam ederdik. Yani Yasemin'le siz göstermelerini siz kaçırmazdınız. Biz böyle devam etseydik biz çocukların artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. Çocukların iyiliği için geldik buraya. İyi niyetimizi göstermek için geldik. Çünkü burada siz kabul etmiyorsunuz ama bize çok haksızlık yapıldı. Benim ailem şimdiye kadar kime ne yapmış? Kime bir zarar vermiş? Kimin yolunu kesmiş? Kimi dövmüş? Bakın. Burada bir anne var, yani, çocuklarını görmek istiyor şimdi sadece. Bu kadar tamam görsün diyoruz ki ben diyor aileye güvenmiyorum ya. Biz bir cumhuriyette yaşıyoruz. Aileye güvenmiyorum. Benim ailem kimin yorumunu kesmiş? Ablam bana yaptıklarını gayet iyi biliyor. Kimi dövmüş? Bu dediklerinin ne kadar doğruluğu var? Bunu bilmeden niye burada yorum yapıyorsunuz? Ne kadar doğrudur acaba anlattıkları değil mi? Bunu da bir yargılamak lazım, bir öğrenmek lazım. Burada 4-5 günde olacak şey değil. 3 senedir biz yaşıyoruz. Şimdi geriye döndüğümüz zaman çözemiyoruz. Bakın biz geldik. Yasemin hala diyor ki şöyle yaptınız böyle. Ya bunu tartıştığımız zaman çıkamıyoruz işin içinde. Nasıl güvenmemi bekliyorsunuz peki? Biz diyoruz ki bak burada bütün Türkiye 80 milyonun önünde biz geldik. Ya biz kimiz bu devletin yanında? 80 milyonun huzuruna çıktık buraya. Kardeşim 80 milyonun ben önünde diyor. Ben de çocuklarımı aramak için çıktım. 80 milyonun önünde diyor ki ben diyor sana ev tutacağım diyor. Yani şimdi kardeşim herkes doğru söylüyor. Benim kardeşim yalan söylüyor. 80 milyonun önünde yalan çıkmış yalan söylüyor. Ya niye böyle bir şey yapalım? Zaten art niyetli olsak gelmeyiz, bu lafı da demeyiz. Kim arkamızda ne diyorsa desin, biz geldik, bugün buraya çıktık. Zaten bugün bunu Serhat'ın iyi bir barışma gösterdik. Teklifi, ki barışma teklifini kafadan reddetti.
İki, İstanbul'da yeni bir düzen, mevcut bir ev, çocuklarla beraber yaşayacağım bir ortam sağlayacağım teklifi. Benim için atılmış, 3,5 yılda atılması gereken ama atılmış en önemli adımlardan biridir. Kesinlikle. Daha önce de bunu atmak doğru bir davranış. Fakat ne zaman anlatmak istedin ya? Yasemin'in penceresinden şimdi tartışmayalım. Serdar, onu tartışmayalım. Bak şimdi bundan geri geçmiş değil. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. Ama siz geriye dönüp böyle tartışsanız nasıl çıkacağız işin içinden? O zaman biz kalkıp gidelim, teklifleri sunmayalım. Yasemin'in en büyük problemi baskınlar devam etsin, biz de kaçmaya devam edelim. Böyle mi? Yasemin'in en büyük problemi size ve ailenize karşı duyduğu güven problemi. Siz bunu ailece nasıl aşabilirsiniz? Bu biz, güveni nasıl kazanabilirsiniz? Biz size abi yok. Serdar, bakın. Serdar pardon sözünü kesiyorum ama Serdar böyle bir karar aldı. Biz hepimiz Serdar'ın arkasındayız. Ve burada da gelip canlı yana çıkmak istemiyordum ama tabii böyle baktım geriye dönüp gittikleri için geldim. Şimdi burada 80 milyon bu yayını izliyor. Yani biz 80 milyonu mu karşımıza alalım? Bundan sonra Yasemin nasıl gidip önünü kesecek? Yani kim Yasemin'in önünü kesebilir? Veyahut da bir başkasının, benim ailem kimin önünü kesebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapacaksak niye buraya çıkalım? Gelirim burada dolaşırım, Yasemin yine bulamaz mı Serdar? Veyahut da böyle bir art niyetli olsa, Yasemin'e zarar vermiş olsak. 3,5 yıldır biz niye Yasemin'e gidip bir şey yapmadık da bundan sonra Yasemin'in gelip önünü keseceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Peki Serhat Bey şunu söylüyor. Ben de amca olarak bu aileye, bu olaylara bu kadar müdahil olan biri olarak milyonların özrünün önünde şunu söylüyorum. Siz amca olarak, dede olarak, yani şimdi bu arada Dursun Bey de telefon attığında olacakmış. Onun bu teklif konusundaki tavrı ve düşüncesi nedir? Serdar'ın bu açıklamasından sonra nedir? O da bizim için çok önemli. Biz milyonların önünde şunu söylüyoruz. O yeni bir yaşam kurduğunda asla o eve girip çıkmayacağız ve müdahale etmeyeceğiz. Kesinlikle. Bak daha önce de şimdi peki, burada... Acil...